Efendim ben Encümler Meşkiden gibi Süleymanlahim. İslam Milli Sohbet'e başlayışılak. Ağlı meselesi, zorlu meselesi İndir İslam. Ben Babla Hacı Halifesi Şalatela. Şeyh Hayday. İslam Milli Sohbet'e başlayışılak meselesi, ağlı meselesi, zorlu meselesi İndir İslam. Şeyh Davut Efendi Han. İslam Milli Sohbet'e başlayışılak meselesi, ağlı meselesi, zorlu meselesi, zorlu meselesi İndir İslam. Efendim ben Ali Mesut'um efendim inşallah konumuz ikindi namazı da geliyor 10-15 dakika var bir sohbet edeyim dedim. Bilindiği gibi sistemde internet sistemde sohbetlerim var inşallah dinlersin YouTube'da Hayda Bulut yazın tıkay. Facebook'u paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şey sohbete başlayalım konumuz olsun. Cahillik ehli sünneti ve cemaat içki. Bakın bu deme camiye gittim. Hasbihal yaptım. Bütün müezzin abimiz her zaman müezzin yapacağım diyor. Benim bir lafım yok. Adam kendi Google'a lan kardeşim. Hakikat gelmiş. Adamın biraz bilgisi var, cahil değil, biraz alim birisi, bilgisi var yani bir molla alim, hoca gibi bir şey. İsim vermeye gerek yok. Adam hemen gücullanmaya başlıyor, şu böyle, bu böyle. Lan oğlum. İran işte mezhepsizin teki, İran Şiisi mezhepsiz, münafık kafir, en iyisi Osmanlı, Asr-ı Saadet, Selçuklu İmparatorluğu, ben... Bunu diye aldım. Osmanlı İmparatorluğu aşığım sevdalısıyım ben. Aşığım mahşukuyum ben. Dediğim gibi Şiilik, mezhepsizlik, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a küfredildi, Hazreti Osman'a küfredildi, Hazreti Ömer'e küfredildi, Hazreti Ayşe Validemize fütüratallah. Daha ben ne diyeyim? Hazreti İmam Ali Kemal'a ne şey peygamber ilah sanırlar kafirdi. Kafir olur, kafir yıkan. İmana gittin ise kafir oluyorsun. Ha, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman küfrediyor, Hazreti şey iftira atıyorlar. Hazreti Kemal Ağabey ilah peygamber diyorlar. Öyle yani. Kıyamet günü Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünden nasıl bakacak bunlar? Ümmeti Muhammed'in fıkraların en kötüsü Şii'dir. Ya? Şimdi efendim video yapıyorum inşallah, dinleyeceksiniz. Videoyu da sistemi koyayım inşallah. Şimdi efendim, adam kuzulama başı yok söyle ben. Lan oğlum biliyorsan konuş. Ben bak bu kadar, evimde orada kitap almışım. Mukezzemi Kulüp eserinde İmam Hoppa Kalben Keşfi kitabı yazıyor, ben bakıyorum kitaba. Diyor ki, bir mezhepsiz ibadeti kabul olmaz diyor. Şimdi ben bunu mezhepsizin ibadet, tövbesi, duası, ibadetlik, cihati kabul olmaz diyor. Lan bu hali, ben sana hadis-i şerife ayet okuyorum, sen bana nane okuyorsun, yalan okuyorsun. İstememiş ol, istememiş ol, ise kuş şatı, ne olursa olur. Bilineceksin diye konuşacaksın kardeşim. Ben bak bu sakal sünneti ve sizin bu sayısın. Ben bu sakal cübbeyi boş boşuna, bu sakalı boş boşuna bakmıyorum. Yani diyeceğim bak ki. Herkade İslamiyet 1400 sene önce gelmişti. 1400 sene önce İslamiyet gelmişti. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam hem aile babasıydı, hem devlet reisiydi. Hem aile babası hem devlet reisiydi. Bu yalan mı? Hocalar çoğu biliyor. Hem aile babası hem devlet reisiydi. İslam ülkede Ehl-i Beyt de geldi. Ehl-i Beyt de sevmiyorsak da sevenlerdeniz.
gelmiyorsam da seviyorum. Ben diyorum Ehl-i Beyt. Gelmiyorsam gelebilir mi? Gelebilir miyim? Onu ben düşünüyorum. Oğlum herkese bana attı. Galatasaray'da Bağdat'taki bir bu ya Galatasaray'da Seyit Abdülkadir Geylani tornusu, Muhabbani tornusu dedi. Dünyanın hızlı profesör dedi bana. Bağdat'taki Abdülkadir Geylani tornusu dedi bana. Bana Bağdat'ta kaplı kadı geylerin torunusun dediler. Yani onun için Ehl-i Beyt'ten de gelebileyim yani. Gelmiyorsam en azından sevenlerdenim yani. Mesela o yılan şiası 12 imamı sevmekle sapıkla aşırıya kaçtı. Ehl-i Beyt'i sevmekle aşırıya kaçtı sapıkla. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında Muhammed Mehdi Aleyhisselam zamanında Alevilik, Vahabi, Şiilik kalmayacak. Hepsi kesilecek. Göreceksiniz. Mehdi Aleyhisselam'ın Vahabi, Şiilik kalmayacak. Hepsi bitir. Çünkü mezhep, başka mezhep mi olmayacak? Bir mezhep olur. Uzay Sürü ve Cemaat. İsa Kikant. Hocamın... Hoca da bir hoca cami hocamız isim vermeye gerek var, isim var. Musa Kolay'ı tok mu kol mu neyse hoca efendi ki Hristiyanlar arkadaş için Hristiyanlar cennete girer demiş. Lan Hristiyanlar cennete girer mi ya? Girer mi? Ayette sen Allah'ın üşüş cennete kafir, Allah'ın üşüş cennete kafir cennemliktir. Bu kadar basit net. Onun için yani çok hoca Diyanet'te bile hocalarımı sapıtıyor yani. Bundan kıldığı namaz da kabul olmuyor. Genç arkadaş surayı yanlış okudu yani. Ama cami içinde birkaç kişiye dedim adamlar ben saygılı beni seven olmadığında şey oldu yani. Böyle oldu. Bu kulliye kafir, la bunu bak, ta bunu dedi, ena bunu verdi, ben tüm babını dedi. Böyle olabilir mi ya? Ya kıldık, ya teki ben kıldım, ya sen kıldık. Kıldık sonra önemsiz de, ben işime bakarım. İnşallah videomu dinleyin. İnşallah efendim benim hedefim Türkiye temel dönüş yapmak. Bir metresi açmak inşallah. Bir metresi açmak işte cuma namazı ibadetlik, Kur'an-ı Kerim namazı, omuz, zekatı, zikir, Kur'an-ı Kerim falan yapmak, dua falan. Bir de mağaza açmak, bir de ehliyet almak, bir de evlenebilirsem evlenmek, yoksa o da o da şey değil ki, öyle yani. Dediğim gibi, adamın teki bilmiyor, müezzin olmuş, biraz ben saygım sonsuz bir ama bilmiyor. Kardeşim, Şiilik doğru değilsen bak mezhepsiz olursun, Vahabilik doğru değilsen mezhepsiz olursun. Neymiş efendim, Hümeyni sayı sayılmış. Lan Hümeyni bak buradaki tekke takmıyor Hümeyni'ye. Sana öyle de ondan sana sarık bassın İran. Niye? Çünkü tekke takmaz onu. Tekke takmazsa sana öyle de olurlar. Yahudi onlar ya. En iyi, ben size bir şey diyeyim mi? En iyisi Osmanlı Devleti, Erdoğan, Neşmetler bakın Refah Partisi, bir de Sadır Partisi, başka bir şey yok, bir de Şeriat. Bir de öyle yani. İnşallah ibadet ehli, inşallah 5 vakit namazı kılalım, zikir ehli olalım. Kelimenin alında Allah ve Resulü'nün yolundan gidelim. Aşk da muhabbet, aşkı muhabbet olsun ve selam.